Devlet desen zam zam, her akşam zam. Biz nasıl geçineceğiz? Ev ekmek götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz? Vallahi ne fiyatlardan memnunuz ne de işlerden memnunuz. Her şey çok pahalı. Zam geldikten sonra insanların yüzü düştü. Her gün zam. Ha devlet doldur cebin ya da şah. Vallahi vatandaşın hali çok kötü. Kimisini alıyor kimisini alamıyoruz yani. Bu iş böyle. Ne yapalım? Ortam kötü. Yani Allah sonumuzu iyi eylesin. Vallahi bir imdat bekliyoruz. Batacık batacık. Herkese yeniden merhaba. Malum zamlar yeniden gündemde. Biz de buna istinaden çarşamba pazarına gittik ve esnafın nabzını tuttuk. Zamlar nasıl etkilenmiş diye. Bakalım ne demişler. İyi seyirler dileriz. Orada yorum kanalına abone olun. Biz de burada köylü malımızı satmıyorlar. Satamıyoruz. Aa görüyorsun rezillik çekiyor. Neymiş köylünün yetiştirdiği şeye kağıt istiyorlar. Ya kağıdın olacak, şunun olacak, bunun da olacak diyorlar. Köylüden nasıl bu ürettiği mala kağıt istiyorlar? Ben tarımcı mıyım? Yaptığımız mala bizden evrak istiyorlar. Peki önceye nazaran satışlarının durumu nasıl? Yani insanlar ne diyor fiyatlara? Nasıl tepki veriyorlar? Abla geçen sene 5 liraya sattım, bu sene 10 liraya sattım. Mazot nereye çıktı abla? Geçen sene 200 liralık mazot koyuyordum buraya gelmeye. Şimdi 700 milyonluk mazot koyuyorum. Ne zam gelmiş çaya, şekere, sütte? Nasıl yapalım? Ortam kötü. Şimdi biz bunu satmayalım. Kendi ürünümüzü bari yetiştirdiğimiz ürünü bile pazarda satmaya bile zorlanıyor. Sattırmıyorlar. Ne yapalım şimdi sen söyle. Yani Allah sonumuzu iyi eylesin. Sonumuz kötü oluyor. Başbakanımız bize el atsın. Çocuğumuz balıkçı. 3 aydan beri kayığımızı çözmedik. Kayığımızı. Mazot dünya çıktı. Vergiye tabi vergi veriyoruz. Sigortalı işçi çalıştırıyoruz. Yok. Vallahi bir imdat bekliyoruz. Bir kadın olaraktan kendimden nefret ediyor. Akşamdan yatakta canım çıktı zannettim. Yani yorulmayınca olmuyor, koşturmayınca olmuyor. Böyle yürüme değil, koşturarak iş yapıyoruz, yetiştiremiyoruz. Mecburuz. Ben termeden geldim buraya çoluk çocuğuma ekmek parası kazanmak için. Geçen sene 200 liralık mazottan geldim, bugün 700 liralık mazottan geldim. Yani buna bir el atsınlar. Kötü durumdayız. Yani çok kötü durumdayız. Mesela bunu bugün aldığın insan yarın aynı fiyatı alamıyorsun. Yani herkes mağdur durumda. Yani koş bunu, yani biz 10 liraya bunu köylü diyecek yani. Bunu 5'e alsın, 4'e alsın, 3'e alsın. Yani 10 liraya niye alsın ki bunu? İşler nasıl? Nasıl kazanabiliyor musun? Şey, ahşam alışverişi yok yani. Yok. Fiyatların ne durumda? Malum daha yeni zam geldi. Normaldi yani, biz normal fiyata satıyoruz. Biz hani millete zaten bağlı geliyor bizim dediğimiz hani. Biz de ona göre uygun veriyoruz yani. Peki bu zamlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Daha yeni şekere, çaya, süte zam geldi. Ya zaten şunu söyleyeyim. Fakir zaten fakir, zengin zaten zengin de. Evet ama bunu şunu söyleyeyim. Yani şu anda biz bile sıkışık durumlarda geçiniyoruz yani. Yani herkes yani dört dörtlük değil. Biz yani kimisini alıyor kimisini alamıyoruz yani. Bu iş böyle. Ne yapalım? Porsiyonlarımızı küçültüyoruz. Evet aynen. Yeni zamlar geldi süte, çaya, şekere. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi bizde bir şey yok. Etkilemiyor mu zam? Hayır anlatamadım. Bak biz de süt satıyoruz. Bizim sütler her yeri aşağı aşağı gidiyor. Ben şu mesela 2,5 kilo 20 lira diyorum. Bana diyor 15 liraya verin. Peki eskiye nazaran sen istediğini alabiliyor musun? Ya da ürünlerini satabiliyor musun elindekileri? Ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz. İstediğimiz fiyatları alamıyoruz. Müşteri de şikayet ediyordur. Tabii marketlerden 25 lira 30 lira alıyorlar mesela bu sütün. 2 liraya gelmiyor bizim. Sen tabii ki de daha ucuzu istiyor sürekli yani. Da yetiştiriyorsun, bahçede yetiştiriyorsun. Halka hizmet ediyorsun. Yok hep ucuz istiyorlar. Daha düşük. Mesela şu markette gidersin buraya 7-8 liraya alamadın. 4 lira diyor zaten yok. Pahalı geliyor insanlara her şey yani. Onlar da haklılar. Biz de mesela markete giriyoruz. Geçen hafta bu fiyatı şey gelirse diyor abi. Ablacığım işler nasıl? Satış yapabiliyor musun? Müşteriler ne diyor fiyat? Öteberiler hep soluyor burada ısıca. Şimdi bizim bu kabala yerimiz olsaydı ya ayda 4 sefer geliyor köylü. Köylüye bir yer. Köylü bak perin perişan buralarda. Vallahi bir yer istiyoruz. Biz daha bir şey istemiyoruz. Kapalı bir alan istiyoruz. Peki teyzeciğim fiyatlar nasıl sence? Son zamlar süte, çaya, şekere... Zam geliyor ama köylüye gelmiyor ki o zam. Köylünün ötebirisine zam geliyor mu? Satacaklarını sen de zamlı satmıyor musun? Sen şimdi 5 lira da adam sana 3 lira veriyor. Ne yapacaksın? Eline kalınacak mecbur veriyor. Başbakana da sesleniyorum ben. Tabii. Niye? Milletten şimdi dönüyorlar oy toplamak için. Güzel şurayı yapsalar da etse köylü rahat etse ya. Bu hayat pahalılığında işimiz nasıl yiyorsun bizi? Mazotla gidiyor, mazotla geliyor. Kazandığımız para mazotu karşılamıyor ki. Müşteriler ne diyor fiyatlara? Müşterilere bir itiraz ediyor pahalı diye. Örneğin fasulye, salata, domates 15 gün önce 40 lira şimdi 5 lira almıyor. Millette bir şeylik var böyle dengesizlik. Nasıl düzelecek? Batacık batacık. Nasıl fiyatlar? Siz memnun musunuz satışlardan, müşterinin talebinden vesaire? Bugünkü satışlarımızdan biz memnunuz. Çünkü fiyatlarımız gördüğünüz uygun gibi yani. Uygun yani. 7,5 lira biber, 10 lira biber, 20 lira fasulye, salata 5 lira, domates. Şuna da uygun diyoruz ya şu an. 20 lira çok büyük para değil hanımefendi. İşte bu fiyatlara o yüzden yani uygun geliyor ondan söylüyorum. 20 lira uygun geliyor çünkü markete girdiğiniz zaman bir litre çay kaç kilo olmuş? 80 liradan bahsediyorlar yani. Peki bu son gelen zamlar
oldu. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi vatandaşın hali çok kötü. İyi değil yani. Siz alabiliyor musunuz istediğiniz şeyleri? Her zaman alamıyoruz tabii ki. Eskisi gibi alamıyoruz yani. Alım gücümüz tabii ki düşüyor. Çünkü ne oluyor? Geliriniz aynı ama gideriniz her geçen gün artıyor. Her gün zam olmaz. Her bugünkü almış olduğum çayı yarın bakıyorum 2 katı. Bugün almış olduğum tip yarın 3 katı. Ya hep de boyuna zam olmaz. Zamın bir şartı olur. Her gün zam. Benim satmış olduğum pancar 5 liradan yukarı çıkmıyor. 5 lira 4 lira satamadım, orada duruyor daha. Ben neyle kazanacağım belli değil. Ha devlet doldur cebin ya da şah. Biz ne alırsak o kar. Şeker olmuş 100 lira. 5 kilo şeker 100 lira. Neyle alacağım? 100 bağ pancar satacağım da 1 liradan 5 kilo şeker alacağım. Ay 5 liraya pancar olur mu? 2,5 vereyim bağına. Lan 2,5'a bir gün aşımıza pancar toplanır mı kardeşim? 2 bağ pancar satacağım da bir ekmek alacağım. Bize yazık, günah değil mi ya? Benim işlerim iyi. Tohum zamanı şimdi. Sebze gibi pahalı değil. Mecbur alıyoruz da. Biz yine aylık yıllık alıyoruz da. Hiç alamayan Allah sebeplik versin. Allah sonumuzu hayırlısın. Bilmiyorum artık. İyi günde değil. Konuta gelen zamlardan dolayı yükselme oluyor tabi. Müşteriler şikayetçiler. Her şey çok pahalı. Zam geldikten sonra insanların yüzü düştü. Abi işler nasıl? Memnun musun işlerden, fiyatlardan? Vallahi ne fiyatlardan memnunuz ne de işlerden memnunuz. Fiyatlar bir düşüyor bir çıkıyor. Çünkü mazot fiyatının yüksek olmasından dolayı bunu yerinden bedava getirsen 5 lira 6 lira buraya masrafı var. Diyeceğim bu yani. Mazot fiyatının yüksek olmasından dolayı insanlar şimdi diyor ki bunu 3 kilo 10 liraya aldıydık. Artık Türk parası değer kaybetti. Ve insanlar bunun farkında değil. Kimse bir şey almıyor. Biz de bunlarla geçiniyoruz. Böyle sabah beri burada bekliyoruz. Ya desen kaç para, tüp kaç para. Biz bunlarla ev geçindireceğiz. Kızım desen işsiz, eşim desen hasta. Biz buralarda perişanız. Devlet desen zam zam, her akşam zam. Biz nasıl geçineceğiz? Eve ekmek götüreceğiz, nasıl götüreceğiz? Seçim zamanı böyle yapacağız, öyle yapacağız. Hiç kimseye ben oy vermiyorum. Hele buralarda gezmesinler. Nerede bu devlet, nerede? Hayır, şimdi hastalıktan ölemedik, biz açlıktan öldürecekler, öyle. Pancara pezeye bile yağ lazım, yağa su mu koyacağım? Bir bidon yağ kaç lira? Ben bir bidon yağ parası alamadım ki. Kazandığım sabah 5'ten beri 100 lira. Aha duruyor, yarısı duruyor. Millette para mı vardı alacak? Ben 66 yaşındayım. Bugüne kadar, hele şu 8 ay neye zam geldi, neyin ne olduğunu hiç bilemedim. Dediler ki çaya %45 zam geliyor. Bir markete gideyim bakayım dedim. Markete vardım, çayın 41 lira tiryakisi. Devamlı çay aldım yere. Çay kaç para dedim? 57 lira. 1 kilo çay. İniyor bir çıkıyor, belirli bir şeyimiz yok. Tabii ki düşük olunca daha güzel satıyoruz. Daha iyi, bizim işimiz de yolu. Onlar da iyi oluyorlar. Geçen seneye göre bu sene pahalı. Mazotlardan dolayı biraz getirim götürümler zor olduğu için fiyatlara ister istemez çok yamışıyor. Sen istediğin her şeyi alabiliyor musun bir alışverişe çıktığında? Ben Allah bereket verirsin. Alabiliyorum ama alırken de tabii ki düşünüyorum. Yani çok zor. Hayat gerçekten zorlaştı.